Demre Kalesi de orada. Evet, benim sesim oluyor mu? Evet oluyor. Evet. Oynuyor değil mi? Şey. Evet. Şu anda Likya Buralar Birliği'nin değişmiş. en önemli Kenti altı mi büyük olmuş oluyor? şehrinden en önemlilerinden birisindeyiz Üç Mert'cim. adet oy hakkı var. 3 adet Meclise oy hak var, üç vekil aynen. sokuyor. İkisi Sosyalist Parti'den, birisi Muhafazakar Parti'den çıkıyor. Konservatif partiden Uzun çıkıyor. süredir öyleymiş. Manyak bir sus. Şimdi Myra aynı zamanda Likya Birliği'nin de başkentlik yapmış uzun süreler. Evet. İsmini mür bitkisinden alıyor buralarda. Bir çeşit mersin ağacı bir tür. Bu mür bitkisi kokulu yağlar yapımında, eczacılıkta, koku sektöründe çok kullanılmış. Mürri. Likçe'de Mirra. Oo, çok güzel Myra. ya. Ve hemen zaten antik tiyatro ve kaya mezarları burada Evet, şunu göreceğiz. nasıl yapacağız? Tabii ki bu entrance. Yok, çok boşta Evet, kalınca. Müra'mızdayız şu anda. Evet. Mersin bitkisinden adını alan ünlü Likya'nın en güzel, en büyük şehirlerinden başkentimiz. Şimdi şurada bayağı bir kaya Bu mezarları kaya görüyorum. mezarları öyle güzel, öyle güzelmiş ki bazıları renkli, bazıları böyle insan kabartmalı falan. Evet. Çok güzelleri varmış. Hakikaten de öyle gözüküyor. Şurada Rengarenkmiş ama artık sadece kırmızı ve mavi bazılarını seçiliyormuş, o kadar. zoomlayarak çekelim istersen. 11 bin kişilik bu arada tiyatro. Bu da Çok çalsak mı? büyük Roma Bu da çalınır tiyatrosu. aslında. Ben bunu proje olarak size sunmuştum zaten. Öyle mi? Arikanda olsun, burası olsun. Şunlar masklar, tiyatrolarda kullanılan. Evet. Bak bu masklar çok meşhurdur. Evet, şöyle biraz yaklaşınca güzellikler ortaya çıkıyor gene. Baya baya güzel yani. Her zamanki gibi. Evet, bu da şöyle yakından bir çekelim istedim. Detayları biraz daha çekeyim. Çatıları da şeyli. Bir şeyli değil mi Eda? Çok güzel. Hangi savaşçı kabartması dediğin? Bak solda. Savaşçı mı başka bir şey mi bilmiyorum. Bak aile, bak çocuk gibi eline tutmuş, görüyor musun kenarda? Hiç göremiyorum. Kanka. Bakın kabartmalara. Galiba o 11 insan figürünün olduğu mezar oydu. Çıkmak isterdim yani. Burada da bir kabartma. Şey, giriş nefis. Gerçekten müthiş. Orada sincap geziyor. Yakalayabildik mi acaba? Heh, köpek uyuyormuş. Şurada da var. Pili bitti. Ay. Heh, köpek var önünde. Çocukla Gezmeyin. birlikteyim. Kaç kişilik dedim buraya? 11 bin. 11 bin kişi ha. Ya. Evet. İki katlı sahnesi de hala duruyormuş ikinci katına kadar. Baksana gerçekten. Sahne baya. Duruyor.
Yıkılmamış ayakta. Burada çok güzel konser olur Mert. Evet. Bakın oralarda da var. Dağlarda. Bu arada. Burası da kocaman tiyatro. Emre'ye gelirseniz mutlaka kalesine çıkmaya çalışın. Müro'ya gelin. Müro Antik Kenti çok önemli. Ve tabii ki de Noel Baba Kilisesi burada çok çok önemli. Aziz Nikolaos 4. yüzyılda buranın psikoposu olmuş. Ve azizlik mertebesine yükseltilmiş biliyorsunuz ki. Mezarı da, kemikleri de her şeyi burada. Noel Baba Patara'da doğmuştur. Demre'li olmuştur. Demre'de yaşamıştır. Demre'de vefat etmiştir. Başkalarına kaptırmayalım lütfen. Bir de Likya Uygarlıkları Müzesi. Şart. Kesinlikle şart. Çok tavsiye ediyorum. Bütün Likya'daki en önemli şehirlerin, en önemli uygarlıkların bütün her şeyini tanıtıyor. Çok zevkli. Andriyaka da mıydı Mert? Evet. Hatta oraya çıkmışken şey yapmak lazım. Nehirde gezmek lazım. Evet, Andriyaka çayında. Orada çok güzel. Bu Müra'nın zaten denize açılan çayıymış orası. Çayda suya girecek yer de var, kafe de var. Evet. Hani denizi de var, onu demiyorum ama çay da var yani. O çay yani buranın, Müra'nın antik limanı aynı zamanda. Hatta önünü zincirlerle geriyorlarmış Mert. Hani evet. Kimse girmesin diye. Zaten onu bilmeyen giremez. O kadar alçak ki. Yani çok zevkli. Bizim eski videolarımız da var, izleyebilirsiniz. Çok güzel. Yelken ve motor çift. Demre yazarsanız. Andriyaka çıkar. Bay bay. Nereye geldik şimdi? Likya yollarında devam. Sura Antik Kenti'ndeyiz. Şurada bir şey görüyorum. Evet. Burası Apollon'un kehanet merkezlerinden birisi. Apollon'un kahinleri burada da bir şeyler bulurmuş. Hatta şurada belki... Ha değil. Kehanet merkezi mi var? Burada cicik. Sera merkezi var. Kehanet yok. Apollon tapınağı varmış ama o vadinin dibinde. Ya ona bir drone'u gönderip bakarız bakalım çekebiliyor muyuz. Şu an tarladan yürüdüğümüz için. Oradaki nerede? Bir su kaynağı varmış Mert. O suya böyle kahinler şişe et geçirip böyle suyun içine sokarlarmış. Ha. Balıkların yiyip yememesine göre de işte çeşitli kehanetler de bulunurlarmış. Apollon Kehanet Merkezleri dünyanın çeşitli yerlerinde var işte. Delfin. Ya ona göre karar mı veriyorlar yani? Tabii. Yapalım yapmayalım. Bir kralın diyor. Başa geçip geçmeyeceğine bile savaş başlayıp başlamayacağına her şeye kehanetlerle karar veriyor. Etleri yiyenler karar veriyor. Evet. Bayağı güzel gözüküyor. Ay evet. Bak geç. Bak ne var elimde. Ne var? Oo, özel taş. Taş mı? Taş değil bu. Ne? Çömlek şey sapı. Ha, çömlek sapı. Tabii canım antik. Vay vay vay. Çok güzel bir lahit. Aynen. Çok güzelmiş değil mi? Lahit. Nefis. Vallahi belli bir müthiş. Kahramanın olduğu belli. Aynen kocaman. Şurada da var. Bunda. Evet orada da bir mezar var sanki. Gözüküyorsa. Yine bir. Bayağı antik merdiven gibi bir şey. Ha merdivenler var yazıyordu. Evet.
Akropol'den şeye inen tapınağa. Ovaya bak aşağı, acayip ya. Manzara falan. Üf. Ay. Bomba bomba. Bomba bombastik. Ah, yırttı. Ama tırmanış zorlu söyleyeyim. Evet. Edoş çıktım. Efendim. Edoş geliyor. Burada kocaman bir süper manzaralı kaya mezarı ve vadi. Yazıtları var. Sura ya da Surayi antik kent. Evet, bu gördüğünüz Lahit. Bu da Kekova'nın denizi. Ve dağlarımız. Ve bir kral mezarıyla Eda. Orada Apollon tapınağı da gözüküyor Eda aşağıda. Var mı? Evet. İşte kehanetlerin yapıldığı yer orası, subaşı. Acayip duruyor. Oradan çıkan kaynak. Vay, bir zamanlar Andrek. Doris şuradaydı. Andrek'ti. Aynen. Aynen. Yani çay ağzı. Çay ağzı limanı. Çok güzel gözüküyor. Nefis bir kaya mezarı görüyorsunuz. Tiberisos antik kentinin kaya mezarı bu. Bu tarafta kaya mezarı çok güzel. Tam aksi tepede de antik kent kalıntıları var. Pek bir kalıntı yok. Bir de ulaşımı zor diye sadece bunu gezeceğiz şimdi. Moturaf çekip döneceğiz. İyi mi evet, böyle? Bayağı güzel gözüküyor bu arada Eda. Çok güzel ya. Ha? Çok güzel. Evet, bu Tiberisos'un da kaya mezarına da şöyle bakalım. Eda yazıtlar var dedi. Hah, evet, bulduk yazıtlar. Gene boyamışlar. Sizi içeriye göndereyim. Ben gidemiyorum oraya. Bir şey varsa söyleyin bana. Çıt diye kamerayı çap diye alıyorlar değil mi birileri böyle içeriden. Kralın ruhuna saygısızlık falan. Evet, şu arka tarafta da, şurada da antik kentin devamı varmış, kalıntıları bir şeyler. Abi şu eşek arısı yuvası mı? Olabilir. Bak, iki kişi oturuyor karşılıklı. Şöyle bir yakın çekim istedim. Bak şu şey değil mi? Eşek arısı. Sonda Q&A'ya da geldik Eda. Biraz sürdü, hava da biraz düştü. Ama geldik. Q&A Likya Birliği'nin en önemli antik şehirlerinden birisiymiş. Bayağı gelişmiş bir şehirmiş. Burada İyon usulü sünni mezarlar da var ama bilmiyorum görebilecek miyiz. Antik Yunanca'da Q&A Lapis Lazuli. Mavi, koyu mavi renk demekmiş. Lahitler çok meşhur. Bir de çınlayan kayalar anlamına da geliyormuş. Değişik. Tabii ki mezar hırsızları tarafından hep patlatılmış lahitler. Mezarlar çok güzel. Şey de çok güzel, manzara da çok güzel. Bak kuyu varmış şurada. Evet. Kopuz kocaman bir kuyu. Yani bayağı korkunç. Antik kent korkunç arkadaşlar. Bu da tiyatro. Sarnıç. Kocaman. Ama şey dibinde yani taşlar gözüküyor. Evet, tiyatroda gözüküyor biraz.
Işık tutsan aydınlanır mı acaba Aydoş? Evet, gördüğünüz gibi canavar gibi bir tiyatro. Ve Kaşkekova şu tarafta da kaya mezarları var. Bakalım zoomlayabilecek miyiz? Evet, zoom çalışmıyor. Basamaklara tut. Evet, tiyatromuz da Kuyanay'ın tiyatrosu. Bayağı Kaş ve Demre manzaralıymış. Çok da güzel gözüküyor. Odun başı sarnıç dolu. Çok dikkat etmek gerekir. Bir yuvarlansak gittik. Gece gezmemiştik. Gece gece Likya mezarı geziyoruz. Hayır, bir jandarma falan görse defineciler gelmiş diyecek. Tamam, tövbe yarabbim. Tamam. Evet, şimdi nereye gitmek istiyorsun? Evet, bayağı yorulduk. Artık hak ettik. Akşam şu saat oldu. Gezdik. Bütün Likya yollarını bitirdik mi? Bayağı gezdik yani. Bu bölgedeki yani. Evet. Ama Antalya bitmez yani. Evet yani, çünkü kahverengi kilometrede tabela bitmiyor. Bir tane tabelayı geç. Tabelasız var. Tabelasızlar kilometrede çoktu. Kilometrede bir tane bugün. Bir şey var. Vallahi öyle. Gidemedik de bir tanesine yarı yolda döndük. Vallahi de öyle. Bu arada Demre'deyiz. Taş Beach'te. Gayet güzel. Güzel. Evet Eda hocam. Nasıl gidiyor? Selamlar. Çok güzel gidiyor. Şimdi kahvemi içeceğim. Püfür püfür de esiyor maşallah. Çok güzel esiyor bugün Alkasan. Harika Likya yolu yürüyüşleri. Dinlenmeceyle devam ediyor. Aynen. Bugün dinlenmece. Alkasan çok güzel. Alkasanımız güzeldir. Musa Dağı ve üstündeki buluta bayıldım. Evet. Bayağı bulutlu. Bir araştırma gemisi var mı? Puantiyeli tekne anladım. Puantiyeli diyor Eda. Tekneleri böyle boyasalar. Puantiyeli falan. Romantik olsun diyor. Bak şuradaki burun ve koylar da çok güzel. Yani denizci. Buralara gelince şeyim kabarıyor benim. Denizciliğin değil mi? Aynen aynen. Doris nerede Doris falan oluyor. Aynen. Artık pazar akşamı olurken elimizde kahve, içi de dolu. Ondan sonra arkada Eda, şurada. Şu vatandaş Eda, mavi şey. Evet, şöyle. O kadar güzel ki. Güneş kızıllandı. Su sıcak, hava şerbetli. Çok güzel. Bir pazar günü bile bakın ne kadar müsait. Gayet iyi yani, müsait bir normal şeyde böyle olmaz. Ondan sonra bir yelkenli geldi, onu çekelim. Çok da güzel gözüküyor. Kocaman. Onu izledim. Şöyle azıcık ayağımı sileyim. Şıkılak yapayım. Şu ayakları Eda'nın. Kitap okuyor. Eda! Bak çıktı.